Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyoruz. Memur seniyeti olarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'i ziyaret ettik ve beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Çalışma hayatına ilişkin güncel sorunları ve beklentileri ifade ettiğimiz gibi ilave ekzam talebimizi de bu anlamda aktarmış olduk. Onun için yakın zamanda meclise gelecek olan 550 bin sözleşmeli için uzun süredir gündemde tuttuğumuz 6. dönem toplu sözleşmede karar altına aldığımız ve emek verdiğimiz başlığa ilişkin kurulmuş olan cümleler, 500 bine yakın sözleşmelinin kadroya geçeceğine ilişkin kamuoyuna yansıyanlar boyutuyla bu konuda memnuniyetimizi ifade ederken orada bazı hususlara da özellikle dikkat çektik. Yerel yönetimlerde işten atılan özellikle CHP'li, HDP'li belediyelerin 31 Mart seçimlerinden sonra işine son verdiği 53-93'e tabi sözleşmeli memurlar konusunda bu arkadaşlarımızın yeniden güvenceye kavuşturulması ve ekmeğiyle buluşması hassasiyetimizi bir kez daha ifade ettik. Bunun miladı bu konusunda da 31 Mart seçimlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha aktarmış olduk. 4C'den 4B'ye geçen ama 4CB şeklinde ifade ettiğimiz şimdi 4A kadrosuna alınacak arkadaşlarımızın öğrenim durumlarına uygun şekilde konumlandırılması konusundaki beklentiyi aktardık. Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin temel yaklaşımlarımızı bir kez daha paylaştık. İdari hizmet sözleşmeli, usta öğretici, ek ders karşılığı ders yapan fariler gibi konulara ilişkin beklentileri aktardık. Dolayısıyla memur işi yapan işçiler, bunlar memur kadrosu bekliyor. Bu konudaki talebi aktarmış olduk. Kadroya geçen personel emekli aylığı noktasında mağduriyetinin üretilmemesi hususunda temel yaklaşımlarımızı ifade etme fırsatı bulduk. Bu açıdan ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade etmiş ama orada şefler, teknikerler başta olmak üzere bu ek gösterge düzenlemesinde adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereceye kadar yükselenlerin 3600 ek göstergeye alabilmesi ve emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha talebi bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk. Vergi matrahları konusunda kamu görevlileri olarak huzursuzluğumuz var. Çünkü aldığımız ücret bir taraftan geri düşüyor. Yani tabiri caizse bizim kaşıkla aldığımız kepçeyle geri gidiyor gibi bir pozisyon söz konusu. Son birkaç ay kamu görevlileri burada matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bu açıdan verginin %15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının bu anlamda yükseltilmesi konusunu aktarmış olduk. Kamu görevlileri boyutuyla yaşadığımız ekonomik durumu, zorluğu ifade ettik ve özellikle büyük şehirlerde kira tutarlarının artık memurlar açısından kabusa döndüğünü, mevsimsel giderler, zorunlu harcamalar, sabit gelirlerin belini büktüğünü hepimiz artık biliyoruz. Memur artık büyük şehirlerden kaçmaya başladı. Kira bu anlamda ciddi anlamda zorluyor. O yüzden bizim memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı tekrar ifade ettik ve bu konuda beklentimizi ortaya koyduk. Asgari ücrette yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada. Bu düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Bunun memurlar tarafından da aynı şekilde memurlar açısından da görülmesi gerektiğini, çünkü aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu, en düşük devlet memuru maaşını biz son toplu sözleşmeyle önemli bir aşamaya taşımıştık ama ekonomik göstergeler, oluşan alım gücü kaybı ve enflasyon boyutuyla bu artık geride kaldı ve 8.039 TL en düşük devlet memuru maaşı şu an 15'e 1. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk. Onun için toplu sözleşmeye giderken biz beklenti anketini bazen baz alırdık. Dolayısıyla beklenti anketinin bile üzerinde tahmin edilmeyen sonuçlarla karşılaşıldı. Bu açıdan istiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün ve bu Ocak'ta
enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zamın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zamın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda memurlar için zam yapmanın birçok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyaren zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız. Bir kısmını oran, bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeter ki bu anlamda ek zam yapılma konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun. Onun için şu an bunları Çalışma Bakanımızla paylaştık ve memurların durumunun gerçekten zor olduğunu, en düşük devlet memuru maaşına tekrar dikkat çekerek bu konuda hiç vakit kaybetmeden adım atılması gerektiğini ifade ettik. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Ondan sonra hükümetin bu anlamda cümle kullanacağı konusu ifade edildi. Dolayısıyla biz temel beklentiyi asgari ücrete yapılan iyileştirmenin piyasa gerçeklerini dikkate alarak yapıldığını dikkat alarak aynı piyasa bizim için de geçerli ve hatta şu an asgari ücrete yapılacak olan iyileştirme ifade edildikten sonra etiketler bir anda değişti. Bunu bir kez daha ifade ediyoruz ve memur olarak ek zam bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.